Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 30 Kasım-6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 2020'nin en önemli ve güçlü haftalarından birine başlıyoruz. Hemen hafta başında 30 Kasım'da pazartesi günü 8 derece İkizler burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Evet, tutulmalar genellikle duygusal olarak bizi etkiler, özellikle ay tutulmaları ve önemli farkındalıklarda getirebilir. 6. evinizdeki tutulma bu alanı aydınlatırken Gerek ruhsal, gerek bedensel, gerek zihinsel anlamda sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklarla da karşılaşabilirsiniz. Bu tutulmanın tesirleriyle günlük hayatınızın kalitesini arttırmanız, bazı düzenlemeler, iyileşmeler yapmanız, bazı rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı da şöyle bir dönüştürmeniz de mümkün görünüyor. İş ve mesleki hayatınızla da ilgili, özellikle ticari faaliyetlerinizle de ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofani Demet Bağatacı YouTube kanalımdaki Ay Tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Evet güneş bu hafta yay burcunda ve 1 Aralık'la beraber Merkür de yay burcuna geçecek. 21 Aralık'a kadar güneş ve Merkür yay burcunda ilerleyecek. Sizin 12. evinizde. Bu dönem biraz aslında hayat, koşullar, sanki biraz mola vermeniz, şöyle bir geri çekilmeniz, biraz inzivada kalıp hani şöyle kendinizi iyileştirmeniz adına size fırsatlar verebilir. Zihinsel anlamda bilinçaltınıza ilgili konular, Genel sağlığınızla ilgili konularda belki arayışlar içerisinde olabilirsiniz. Tedavi, şifa imkanları da olabilir tabii ki. Yalnız yapacağınız bazı işler içinde, çalışmalar içinde, belki bir proje üzerinde çalışıyorsunuz, bitirmeniz gerekiyor. Buna zaman ayırabilir. Sosyal hayattan belki biraz şöyle geri planda kalabilirsiniz. Sezgileriniz de çok güçlü. Çünkü bilinçaltınız çok hareketli. Dolayısıyla bilinçaltına yönelik yapılabilecek her türlü terapi ve benzeri çalışmalar için de bu süreci yine değerlendirebilirsiniz. Bu hafta çarşambadan itibaren ay yengeç burcunda ilerlemeye başlıyor. Cuma öğle saatlerine kadar özellikle çarşamba, perşembe, cuma sabah saatleri genel olarak yakın ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla belirleyici olabilir. Belki eşinizle ilgili bir konu sizin için duygusal olarak e, etkili olacak ama tabi her türlü ilişki dinamiğine de özellikle hafta ortası dikkat edin bazı duygusal gerilimler de olabilir bu süreç içerisinde Cuma öğle saatlerinde ay aslan burcuna geçiyor hafta sonu parasal kazançlar anlamında e, hızlı gelişmeler var ama harcamalar da olabilir yani biraz keyif içinde harcama yapabilirsiniz ama risklere dikkat edin yani parasal iniş çıkışlarda e, böyle çok hızlı karar vermek çok hemen bir harcama yapmak ya da yatırım yapmak biraz riskli olabilir. Bunlara dikkat edelim. Ama genel bütçenizi şöyle bir gözden geçirmek, alacakları verecekler, borç alacak dengesi, ödeme planları onlarla ilgilenmek için de özellikle cumartesi, pazar koşullarınız daha uygun olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.